Allah aşkına şu nasıl kullanılıyor, ben bunu bir çözemedim ya. Bunu... Ya evet ya, bu abi bu götününü bunun niye nasıl temizliyorsun, ben de bunu anlamıyorum. Oraya... Ney? Ya abi ben bir şey diyeceğim. Bunu ben abdestlik sanıyordum. Bu abdestlik değil mi ya? Ya bu şey ya. Çocuklar için el yıkama. Ya hayır be oğlum, bu göt işim evet, bu ya. Tabure diye bir şey var. Bu ben de bilmiyorum. Bunu her geçen gün daha söyledim ya. Arkadaşımın evinde de vardı diye Amerikalı. Amerika'daki bütün evlerde vardı bu. Göt yıkamak için bu ya. Yok dışında bu sonucu kendi ekseninde dönüyormuş. Rahmetli babaannem de bunu işte ayağını böyle kaldıramadığı için abdest almak için bunu kullanıyordu. Oğlum hani bütün bir şey söyleyeceğim. Bütün Amerika'da niye abdestlik yer olsun oğlum? Hepsinin evinde var ya bundan. Amerika'da farklıdır da belki, ne bileyim. Ya bununla bir kere bak. Bununla bir kere götünü yıkayamazsın. Mümkün değil yani. Hani ne yapabilirsin bununla kıçını yıkayabilmek abi için? Abi bak, onun ucunu kendi ekseninde döndür havaya doğru. Ne yapacaksın? Sonra köşelerinden son, destek alıp üstüne mi çökeceksin Spider-Man gibi? Son tazikli abi. Etrafa bok sıçar lan. Mümkün değil. Bu bok bak, için bir şey değil. Biri bana doğru diyorsun diyor bu arada. Bak harbiden dönüyor gibi görünüyor abi orası. Belli olmaz bunların ne yaptı. Evet dönüyor gibi. Evet ya. Yani buraya yapıyorsun. Şurada tuvalet musluğu yok. Onun yerine şöyle bir şey var. Tamam bak, tuvalet musluğu bak, bu. Tuvalet musluğu onu güzel. O çok güzel oğlum. Evet, bunu biliyorum. Bu çok güzel. Çok kullanışlı. Bu çok kullanışlı. Bayağı da. Arabistan'da falan hep böyleydi, ben hatırlıyorum. Şey kötü. Hani ortaklaşa kullanıyorsan o biraz kötü böyle. Yani oraya bok sıçırı tuttuğun yere. Abi bence bu daha hijyenik bu arada. Bence bu öbüründen oğlum, daha hijyenik. Oğlum diğerine temas yok ki ama, o kıça vuruyor bırakıyor. Evet, bu. Evet. Bunda da temas yok abi. Bunda götürüyor. Oğlum bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Bak iyi de kardeşim. Bir iki bak birkaç tane arkadaşlar. Birkaç tane göt yıkama modu vardır. Tamam mı? Kimisi elinle şup 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 elini ıslatıp alta vurur. Kimisi tazikler. Ya oğlum bak, bunlar gerçekler. Bunları konuşalım. Evet. Şimdi bak, ben tanıyorum birebir. Kıç yıkama dersleri aileden gelir. Anne bitti dersin, öyle başlar. Sonra kendi tekniğine devam eder o. Ben tazikçiyim mesela. Elimi götüme sürmem ben. Şimdi bir de sürenler var, tamam mı? Havucunun içine doldurur. Böyle yanağı vurur gibi. Böyle alttan puş 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 puş. Elini de o taharet musluğuyla temizler. Sonra da kalkarsın, elini yıkarsın değil mi? Bak yine hijyenik. Şimdi bu göte şup 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 vuran adam bunu kullanıyorsa, ben sana söyleyeyim, bu tuttuğun bastığın yer, çevresi mevresi her yeri komple bok olur mu? Öbürü daha kötü abi. Öbüründe direkt ona sıçar yani o zaman. O öyle. Hayır lan, o yani. Onun götünün altında değil ki, o arkada küçük böyle 3 santim. Bunu da götünün altına almıyorsun zaten. Bu tazikli bayağı ya, bunu bildiğin. Karşıdan vurdur, arkadan vurdur. Nasıl oğlum mu? İlla ki alta doğru tutacaksın. Mümkün değil. Vurdur abi, dalgalandırır. Sektiriyor değil mi içeriden? Ama tamam. Ya bunu bak, şu taktığı yer var ya. Adamın kıçı sildikten sonra, kıçı taziye vurduktan sonra gene aynı eliyle, hele şıp şıp şıpçıysa aynı eliyle tutup onu oraya asacak. Sen oturacaksın, onu aldın mı adamın önceki boku eline geldi. Evet abi, bir de mesela onun ıslak olduğunu düşünsene, tutamazsın onu yani. Evet ya. İstediği kadar temiz olsun. Tutamazsın şey, abi. Bir şey diyeceğim. Şimdi bizimkilerde şimdi loplar içeride olduğu için, hani klozetin içinde olduğu için sen onu açıyorsun. Taziyi vurduruyorsun. Temizliyorsun. Kalkıyorsun. Şimdi bununla elindeki hortumla şimdi doğrulman lazım. Yanlış mıyım? Abi doğrulman ya da doğrulmayacaksan da bir aralık bak, açman gerekiyor abi. İzle beni. Anladım. Oturuyorsun bak. Falan sıkacaksın. Yayından izle, yayından izle abi bak şimdi. Oturuyorum ya. Neyse elimde fış fış var. Bak temizlemek istiyorum. Ben oraya oturdum şu an. Bak yapabileceklerin. Bunu önden sokarsın. Tamam mı? Buradan sokarsın. Alttan evet. Böyle taziyi vurursun. Yani tam tersi. Normalde bizde böyle arkadan öne doğru vuruyor ya. Bunda önden arkaya doğru vurdun diyelim. Tamam mı? Şimdi bir diğer yöntem. Şöyle kalkarsın. Arkadan taziyi vurursun. Bu da olur. Başka bir yöntem. Ha, bir de şıpşıpçılar var. Tazikçiyi sevmeyen. Şimdi sen bunu alttan veya önden taziyi vurup eline sektirirsen bunu ve sonra şıp 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 yaparsan abi gene o boku sıçrattı etrafa. Bir de o tazikli bir şey, bak gördün mü? Baksana oğlum, bu götün çıkar lan bununla. Abi zaten. Çıkanı içeri sokar oğlum bu, bunun böyle bir tazik yok. Evet, kültürlü. Sedat Peker ne zorluk çekmiş burada ya. Ya basur olduğunu düşünsene şu tazikliyle. Ya. Bak bir de yanındakine bak, bununla ne yapacaksın? Bu kesinlikle abi, onun ucunu döndür. Bacakları aç. Tamam mı? Abi çömeleceğim. Bir şey değil mi? Bunun ucu çıkıyordur ha. Sadece mısır dönmekle kalmıyordur. Mısır parçaları duruyor değil mi o şeyde? Mısır ya. Oo, bak tam şu beyaza yapışır bak. Yere her türlü. Mısır parçaları. Nasıl? Düşünüyorum. Yandaki hortumu kullanarak burada da bir verimli bir aksiyon alabiliriz. Yani en azından şu soldakine bok sıçarsa sağdakiyle içini bir silme şansı, tazikleme şansı. Karşılıklı temizleme. Böyle şöyle mi oturuyorsun?
Ha böyle işte gördün mü abi? Tam olarak bu arada. Bacaklarından akar var ki. Hala abdestlik olduğuna inanıyorum. Bence hala o abdestlik de hala. Ama ben abdestlik o kesin olabilir ama Amerika'dakiler ne? Hani onda da aynen bu sistem. Abdestlik değil. Abdestlikmiş o. Hoş geldin abla. Abdestlikmiş böyle otel görevlisi geliyor oraya sıçıyorsun. Bir dakika bunu Sertaç... Sertaç oğlum. Sertaç diyor ki bu böyle kullan... Oğlum ne bu ya? Bu alttan havuz. Abi. Abi. Göt hamamı bu. Bu bir şey diyeceğim. Bu dans mı ediyorsun üstünde? Ne yapıyorsun? Bu hayır. Bu şıp şıp bir şey anladın mı? Bunda götünü içeri sıkıp çıkartıyorum böyle. Şıp şıp oturup kalkıyorsun. Oturup kalkıyorsun. Hay Allah'ım ya. Ne Fule sen bir bilgi veriyordun? Evet bu şey Fransız tarzı. Fransız'da sonra onu tıpasını nasıl açıyorsun? Elini sokmuyor musun o boklu suya? Şimdi normalde şöyle bu yanında tazikli şey var ya. Tamam. Normalde o yok. Burada bence ekstra olarak yandakini kullanmak istemeyenler için koymuşlar o tazikli şeyi. Şimdi onların klozetlerinde tarif musluğu olmadığı için bunu ekstra koymuşlar. Fransızlar şey yapıyor hani önce klozete yapıyorlar. Biraz önceki fotoğraftaki gibi orayı su doldurup senin şıp şıp taktiğini yıkıyorlar. Ha, bak bir Azerbaycanlı arkadaş demiş ki böyle taharet musluğu kullanıyoruz. Herkes kullanır hiçbir şey olmuyor. Hortumu arkadan salıp elinle de destekleyip siliyorsun. Tamam işte bak sen şıpşıpçısın. Sen o kullanıyorsun bakayım sonra musluğu tuttuğun elle musluğu yerine koyuyorsun. Yani hijyenik. Diğerini evet yani şey şimdi. Onun demeye çalıştığı şu abi taharet musluğunun yerine sokuyorsun o hortumu. İstediğin gibi yaparsın o zaten daha fazla da. Taharet musluğundan. Bakın hani şunu anlatmak istiyorum. Normalde mesela. Robot yapma. Dur, normalde abi sen bunu elinle yapmadığında yani normal taharet musluğu kullandığında senin vücudundan seken sular nereye çarparsa çarpsın. Ama şimdi elini kullandığında o illa eline seker yani. Bak bu güzelmiş harbiden abi. Ben bunu takdir ettim yani. Tamam bakayım. Oğlum ben buraya sıçarım lan yanlış anladık. Ama olaya bak. Temizleme olayı güzel. Dur bakayım. Daha pis amanım. O ne ya? Bir dakika, oradan tanziyi bir koyacak böyle. Üstüne düşer canım üstüne. Sağına kadar gider. Evet üstüne düşer orada oğlum. Götüne mötüne gider bu sıkıntı ya. Allah abi bir. Mesela fotoğrafımız ileri. Baksana abi bu makine ya bu. Ayarı varmış abi. Ben rahatsız olurum şahsen şöyle bir şey altında oynasa. Yani o temizliyor vurarak suyu. Ha ne olursun bulunlar gibi valla. Mutlak. Hiç gerek yok arkadaşlar hep anlatıyorum. Peçeteyle sandal yapacaksınız. Böyle hep anlattığım sistem tertemiz. Oturmadan önce suyun içine iki kat ya çok değil iki üç kat peçeteyi bırakacaksın kendi halinde. Bıraktım üstüne o böyle zaten paket oluyor böyle kapanıyor gidiyor. Sesi de bastırıyor çok güzel bir sistem. Çok yapmayın tıkanır. Önemli olan suyun sesi değil. Hayır bu dediğim suya düşme sesini bastıran bir şey. Yani o biri sana odaklanmışsa böyle suya düşme sesi gelir ya diye. O lupçuk. Hayır o lupçuk diye o parçanın düştüğünü içeridekilere hissettirmemek için alınan yöntem. Ses farklı. Ses de bak böyle gidiyor. Ses de abi duşu muşu fulluyorsun zaten. Ben öyle yapıyorum yani. Gidiyorum musluğu açıyorum bir şeyler açıyorum. O buluk sesini engellemek için bu.